Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Ocak 2021 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Ocak ayına Aralık ayının sonunda meydana gelen Yengeç Dolunay'ın etkileriyle başlıyoruz. Aslında ocağın ilk haftası bu Dolunay tesirleri de devam edecek. Güneş Oğlak Burcu'nda kariyerinizle ilgili konular ve beklentileriniz, biraz ailevi konular, aile büyüklerinizle ilgili duygusal temalar Ocak ayının başlarında gündeminizde olabilir. Güvenliğinizi önemsiyorsunuz. özel özel alanlarınız özellikle. Evinizle, yuvanızla ilgili konular, ebeveynlerinizle ilgili konular ve onlarla yaptığınız paylaşımlar sizin için daha fazla ihtiyaç halinde. Ocak ayının ilk günleri içerisinde. 6 Ocak'la beraber Uzun süredir Koç burcunda hareketli hareketli olan Mars artık e, Koç burcundan ayrılıp Boğa burcuna geçecek. Bu önemli bir enerji değişimi tabii ki. Mars'ın olduğu alanda hareket ederiz. İnisiyatif alırız. Cesaretimizi, fiziksel aktivitelerimiz özellikle bu alanlarda daha fazla ortaya çıkarırız. Ve şimdi Mars sizin karşıt burcunuzdan ayrılıyor. Boğa burcuna geçiyor. Son 6 ay özellikle ilişki dinamiklerinizde daha fazla şöyle bir e, mücadele getirmişti aslında bu Mars geçişi. Şimdi 8. evinize doğru ilerleyecek. 3 Mart'a kadar 2 aylık bir süreç e, Mars'ı Boğa burcunda e, göreceğiz. 8. ev konularınızla ilgili tabii ki enerjiyi burada aktifleştirecek. Yani daha çok para parasal konular, finans konuları, borç alacak dengesi, krediler, ödemeler, yatırımlar ve benzeri alanlarda Mars hareketliliği arttırırken tabii ki dönem dönem burada biraz stres ve baskı da yaratacak gibi görünüyor. Ve özellikle bu ay Ocak ayının ortalarından itibaren Mars'ın Uranüs'le birleşmesi ve Satürn ve Jüpiter'le yapacağı zıt açılar özellikle finans konularındaki stresleri sizin adınıza ve belki de daha güçlü ve dönüştürücü durumları ortaya da çıkarabilir 13 Ocak'ta oğlak burcunun 23 derecesinde yeni ay var yeni ay yeni olasılıklar demek yeni planlar yeni programlar anlamına geliyor artık e, özellikle dördüncü ev konularınızda bir şeyler yenilenecek anlamına geliyor Yeni ay 13 Ocak'ta doğacak. Tabi ay sonuna kadar aslında bu gündemimizde olacak bir tema. Ee, ve bu yeni ay sizin gibi önce bir burçlu olduğu için aslında tesirleri de sizin adınıza güçlü. Yeni bir yere taşınmak, evinizde yapılacak düzenlemeler, emlak gayrimenkulla ilgili konular. Belki bir emlağın satılma, kiralanması gibi konular. Ebeveynleriniz, anneniz, babanız, onların genel durumları, sağlıkları, onlarla ilişkileriniz, onların yaşam şartları ve benzeri konularda olacak bazı gelişmeler yeni ayda gündemimizde olabilir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle Güneş burcunuz, yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa bu yeni aydan çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Doğum gününüz 10 Ekimle 17 Ekim arası ise veya yükselen burcunuz 23 derece ve yakınlarındaysa, yeni ayın bireysel tesirleri sizin üzerinizde daha güçlü olabilir. Yeni ayı takip eden günlerde artık gökyüzü de biraz daha o sabitlerdeki hareketlerin artmasıyla sıkışmaya başlıyor aslında. Böyle bir sabit burçlarda biraz çatışma var. Bu da hayatımızda genel olarak bir baskı yaratabilir. 8 Ocak'tan itibaren Merkür Kova burcunda olacak. Sevgili teraziler, Merkür'ün kova burcundaki hareketi ay genelinde aslında zihinsel anlamda sizin için destekleyici. Yani sizi biraz daha özgürleştiriyor, biraz daha yaratıcılığınızı arttırıyor. Kişisel ifadelerinizde daha güçlüsünüz. İş hayatınızda, özel hayatınızda. Belki Merkür burada size daha orijinal, daha özgür fikirler getirebilir. Sosyal ilişkilerinizi güçlendirebilir, temaslarınızı arttırabilir. Özellikle ...platformlarda, internette, sosyal medyada, da, dijital platformlarda daha aktif olabilirsiniz. Buralarda yapılacak girişimler adına da aslında bu ay yine Merkür sizi destekliyor sevgili teraziler. Evet ve 28 e, Ocak'ta Aslan Burcu'nun 9 derecesi dolunayımız var. Bu dolunay e, sizin için aslında keyifli bir dolunay. Aslan size dost bir burç ve haritanızın da 11. evinde meydana geliyor Dolunay. Ee, bazı hayallerinize ya da bazı dileklerinize sizi kavuşturabilecek sürpriz tesirler de var. Ee, veya sizi çok heyecanlandıracak bazı tekliflerle de karşılaştırabilir bu Dolunay geleceğe dair yani bir projeniz var, çalıştığınız konular var, bunları tamamlamanız, bunlarla ilgili maddi manevi bazı ödüller almanız, başarılar almanız, bir şekilde toplumda takdir edilmeniz, dikkat çekmeniz mümkün. Yani size ödül getirebilecek bir dolunay. Maddi ya da manevi olabilir bu. Kendi içinde baktığımızda dolunayın tesirleri de çok güçlü. E, sabit bir burç çünkü Aslan. Hani Uranüs ve Mars artık kova burcunda birle boğa burcunda birleşecekler kova burcunda Satürn ve Jüpiter'in bir kavuşumu var e, ve dolunayda bunlar aktif gökyüzünde bu e, sabitlerdeki açılar bazı stresleri özellikle finansal konularda hissedebiliriz çok risk almamak gerekiyor çoğu konu Aslında e, sizin iradeniz dışında da gelişebilir yani toplumsal alanlarda olabilecek ekonomik piyasalarda olabilecek gelişmeler ani hareketler olabilir tabii ki spekülatif piyasalarda yatırımlarınızla ilgili veya yapmak istediğiniz yatırımlarla ilgili buralarda daha sakin olmak gerekiyor çok çok risk almamak gerekiyor belki önemli alışverişleriniz özellikle şu dolunay yakınlarında yapmamaya çalışın ayın ilk yarısı bazı yatırımlar ve alışverişler için daha uygun olabilir çünkü çok stres baskı altında çok dürtüsel davranırsak biraz zarara da uğrayabiliriz buna dikkat etmek gerekiyor ee, özellikle dolunay haftasında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 9 derece ve yakınlarında sabit burçlarda boğa, akrep, kova ya da aslan gibi burçlarda gezegenleriniz varsa bu dolunayın tesirleri biraz daha sert olabilir sizin adınıza. Ama sabitlerde burçlarınız yoksa çok da önemli bir etki anlayabilirsiniz. Hatta daha keyifli, daha verimli, ee, sürprizlerle de bu dolunay haftasında karşılaşabilirsiniz 30 Ocak itibariyle Merkür kova burcunda gerilemeye başlıyor Yılın ilk Merkür Retrosu 20 Şubat'a kadar devam edecek. Bunu artık zaten biliyoruz. Klasik olarak Merkür Retrolarını iyi öğrendik. Ne yapmak lazım? İşte çok fazla böyle alışveriş yapmıyoruz, anlaşma yapmıyoruz, sözleşme yapmıyoruz, söz vermiyoruz. Yeni kararlar vermemeye çalışıyoruz. Özellikle 30 Ocak'la 20 Şubat arasında. Demek ki önemli işlerimiz varsa 30 Ocak'a kadar bunları ayarlamak başlangıçlar yapmak ya da bir imzamız, sözleşmemiz varsa bunları yine Ocak ayı içerisinde ay sonu gelmeden belki tamamlamak bizim adımıza daha doğru ve verimli olacaktır sevgili teraziler. Sağlıklı ve mutlu bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, redberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında birinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 50 17 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.